Herkese merhaba, ben Elif. Yani sizin bildiğiniz Serazat Hanım. Ben kanalıma yaklaşık 9 aydır video yüklemiyordum arkadaşlar. Çünkü çok ağır bir iş temposunda çalıştığım bir işim vardı. Ama artık işten ayrıldım, çalışmıyorum. Biliyorsunuz eski hayatım şöyleydi, köydeydim. Annemle, babamla, yeğenlerimle, yengemle, abimle böyle çok güzel videolar çekip kanala anılar yüklüyorduk aslında. O talihsiz olaydan sonra bir dönem evet psikolojik olarak iyi süreçler geçirmedim yani tahmin edeceğiniz üzere. Sonra bir işe başladım ve başladığım iş benim bütün zamanımı alıyordu. Sonra hayatımda bambaşka değişiklikler oldu arkadaşlar. Beni buradan tanıyıp da Instagram hesabımdan takip edenler biliyorlar, bilebilirler ama buraya söyleyeyim ben evlendim. Çok hızlı oldu. Aslında çok hızlı olmadı da. Ya buraya video yükleyecek kadar bile bir zamanım olamayacak kadar yoğun bir dönem geçirdim. Kasım ayında evlendim. Ve eşimin işi sebebiyle şu anda İstanbul'dayız. Her ne kadar İstanbul'da olmayı sevmesem de İstanbul'dayım. Ve hiç mutlu değilim arkadaşlar. Bu bir yardım çığlığıdır gibisinden bir şey söylemeyeceğim de siz anlayın. Yani İstanbul'u çok sevemedim çünkü biliyorsunuz köyümüz, evimiz, işimiz, yani bahçemiz, bağımız, dağımız, her şeyimiz çok güzeldi. Hoş böyle iyi de şeyler olmadı babamın vefatından sonra. Hem köyde yangın çıktı, yani Antalya bölgesinde genel bir yangın çıktı ve bundan da bizim köyümüz, bağlarımız, bahçelerimiz yani çok fazla etkilenmişti. Ama yine de benim memleketim, benim dağım, benim bağım, benim bahçem. Seviyorum oraları. O yüzden üniversiteden mezun olduktan sonra geçirdiğim o 4 yıllık süreçte, köyde geçirdim ben bu süreci. Bu süreçten sonra tekrardan bir şehire gelip bir şehirde yaşamaya çalışmak inanın beni inanılmaz zorluyor ve İstanbul'da olmak bambaşka. Neyse ki evimizin olduğu yer biraz daha bir tık daha iyi. Daha şanslıyım. En azından bir apartmanda böyle binaların içerisinde böyle camdan dışarı izlemiyorum. Yani inşaat izlemiyorum. Bu noktada şanslı olduğumu söyleyebilirim. Günlerimi depresyona girmemeye çalışarak geçiriyorum arkadaşlar. Çünkü burada hiç kimseyi tanımıyorum. Çok tatlı bir ev sahibimiz var ve onunla biraz iyiyim. O da 75 yaşında bir kankim oldu. Sağ olsun Zela teyze çok iyi bir insan. Onun dışında evi özlüyorum, annemi özlüyorum, çocukları özlüyorum. Çocuklarla sık sık görüşüyoruz ve sık sık onları bırakıp gittiğimi söylüyorlar. Aslında bırakmadım ama evlenmenin böyle bir dezavantajı varmış. Uzakta bir de gurbette olunca öyle. Günlerimi bu şekilde geçiriyorum ve YouTube'a geri dönmeye karar verdim. Çünkü ben babamı kaybettikten sonra hiç video çekmeyi düşünmedim. Video koymak aklıma gelmedi. Ailem, annem çok istiyordu. Hani tekrardan videolar koy, YouTube'u da boş bırakma falan diyorlardı ama benim içimden gelmedi. Çünkü YouTube macerası biraz babamın desteğiyle olmuştu arkadaşlar. O çok desteklemişti ve birçok videomda da zaten o benden daha büyük bir rol oynamıştı. Ve ben onu uğurladıktan sonra hiç beraber çektiğimiz videoları hiç izleyemedim. Hiç bakamadım. Bir defa onu denemiştim. Ama mahvetmişti beni. O dönemde çalışmıyordum, evdeydim. Covid geçirmiştim. Hatırlarsınız onunla da ilgili bir video var. O zaman o Covid olduğum süreçte ben Covid'i çok ağır atlatmadım. Çok hafif. Yani ilk 3 gün çok zordu ama ondan sonraki süreci çok daha rahat atlattım. Ama karantinam 14 gündü. Ve o Covid olduğum süreçte babamla ilgili videoları izlemek istemiştim. Yapamadım. Beni çok inanılmaz sarstı. Ve bir daha kapattım yani. Videoda çekmeyeceğim. Bu kanala da ait hiçbir şey hatırlamak istemiyorum. O kanala ait hiçbir şey görmek istemiyorum. Bakmıyordum yani. Kanalı kapatmadım. Kanal aynı şekilde açıktı. Ama ben videolarımızı izleyecek cesareti kendimde hiçbir zaman bulamadım. Ama bir hafta önce Avşar ablanın gaz vermeleriyle, onun beni desteklemeleriyle tekrardan böyle bir kanala videolar koymaya karar verdim. Ve bu bir haftalık süreçte videolarımızı izlemeye başladım. Yani babamla çektiğimiz videoları. Çünkü zaten o günler benim aklımda şey gibi hani kazınmış böyle babam, yaptıklarımız, gittiğimiz yerler, bana yaptığı nasihatler,
Bunlar hep benim içimde olduğu için hani tekrardan görüp de acı çekmek istememiştim ama şu son bir haftalık süreçte böyle videolarımızı izledim. İnanılmaz huzur duydum arkadaşlar. Benim çocuklarım benim babamı göremeyecek. Ve ben onu bir daha hayatımda hiçbir zaman onun canlı bir şekilde sesini duyamayacağım. Ama bu videolarda çünkü orada nasihatler de etmiş, bir şeye de kızmış, gençlere de laf söylemiş. Hani babam çünkü öyle bir insan yani. Hiç, videoların hiçbirisinde kendinden başkasıymış gibi davranmadı. O hep olduğu gibiydi. Onu ben sadece kaydettim yani. O çok doğal davrandı videolarında. Ve şunu fark ettim. Evet, benim babam olmayacak. O gitti artık. Burada değil. Ama benim çocuğuma gösterebileceğim anıları var onun. Sizin dedeniz de böyle bir insandı diyebileceğim videoları var. Ve YouTube'u artık ana defteri olarak kullanmaya karar verdim. Annemle, yeğenlerimle, eşimle de inşallah. Eşim çok video olaylarına iyi bakmıyor, sıcak bakmıyor ama ilerleyen süreçlerde belki eşimle de buraya videolar çekip koymaya karar verdim. Çünkü burası bir canlı, bir anı defteri. Çünkü o videoları çekerken İpek minicikmiş mesela. 2 yaşında pıtı 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 daha yürüyemiyor. Doğru düzgün yürüyemiyor. Doğru düzgün kendi derdini anlatamıyor. İyi diye böyle ağzını yüzünü eğen minik tatlı bir şeymiş. Miray aynı şekilde öyleymiş. Minicik tombul yanakları var. Daha okula gitmiyor. Abimler desen öyle yani. Daha gençler. Yengemler desen öyle. Daha gençler. Babam hep aynı yaşta. Hiç yaşlanmayacak mesela. O videolarda hepimiz büyüyeceğiz. Ve yaşımız olduğu sürece büyüyeceğiz. Ama babam hep aynı gençlikte kalacak. O yüzden o videoları kaldığım yerden çekmeye devam etmem gerektiğini hatırladım. Bu bana bir itici güç oldu. Buradan Avşar ablaya da ilk önce teşekkür edeyim. Böyle YouTube'un defteri olarak kullanacağım. Ve siz değerli takipçilerimden de aynı desteği görmeyi rica ediyorum. Söyleyecek bir şey bulamadım. Hem heyecanlı hem üzgün hem de duygusalım. Çünkü YouTube'a ta 2 yıl önce ilk video koyduğum zaman, yani bütün bunlar hiç olmamışken 2020'nin Kasım ayını hatırlıyorum. Benim için böyle mutsuzluk mu desem, yani üzgünlük mü desem, ya hadi ne yapsam, işsizim, evde duruyorum, hadi bir şey yapayım diye başlayıp çıktığım bir yoldu. Ve o çıktığım yolun bugün bu noktaya evrilmiş olmasını bazen tuhaf bir şekilde düşünerek hatırlıyorum. Bazen yani bana çok tuhaf geliyor. Bazen de ya diyorum işte hayat böyle bir şey. 2 yıl önce bu kanala ilk video koyduğumda yolun beni buraya getireceğini hiç tahmin etmezdim. Bu kimsenin kişisel hayatında önemli bir yere varmıyor ama benim kendi hayatımdaki yolda inanılmaz bir yere evriliyor ve bunu fark etmek beni biraz etkiliyor yani. Duygusal anlamda biraz düşündürüyor ama kendimi çok iyi hissediyorum arkadaşlar. Bütün bunlara rağmen iyi ki yapmışım diyorum. İyi ki herkesi ve her şeyi kaydetmişim. Çünkü yangından sonra benim videoları çektiğim birçok yer yandı. Çok az yer etkilenmedi o yangından. Çünkü yangın bizim köyümüzün dört bir tarafını sardı ve bahçelerimizi hep yaktı. Ve ben de videoların %95'ini neredeyse açık alanda çektiğim için o alanların hepsi yandı. Bu ne demek? Belki 40 yıl boyunca oraları eski haliyle göremeyeceğiz. Yani ömrümüz olursa düşünün, benim ömrüm olursa ben belki bir daha aynı şekilde o ormanları göreceğim. Benim çocuklarım o öyle bir doğada büyümeyecekler. Ama ben onlara diyeceğim ki bakın, bu dağlar böyleydi, bu bahçeler böyleydi. Ve aynı şekilde babam için yani inşallah Allah nasip ederse çocuklarımın dedesini gösterebileceğim somut bir örnek oldu. O yüzden çok şükran doluyum. Yani iyi ki böyle bir şey yapmışım ve kaldığım yerden buraya devam edeceğim arkadaşlar. Bu benim Bismillah videom olsun. YouTube'a Bismillah başlama videom olsun. Bir sonraki videoda belki eşimi de getiririm, kim bilir. İnşallah gelir. Yaklaşık 10 dakika süren bu videoyu hiçbir şekilde montajlamayacağım. Şu anda saat kaç? 7:30. Ben bu videoyu bugün saat 8'de YouTube'a koyacağım. O yüzden üzerinde hiçbir oynama yapmayacağım. Böyle kusura bakmayın, böyle bir paslanmış olabilirim. Bu da benim ilk günün böyle bir küçük nazar boncuğu olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.